Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması ve çalışmaya başlama tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınması amacıyla hazırlanan 2/460 esas numaralı kanun teklifimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğü'nün 37. maddesi uyarınca doğrudan genel kurul gündemine alınması önerimiz üzerine söz aldım. Bu vesileyle yüksek heyetinizi hürmetle selamlıyorum. Çırak ve stajyerler Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı istatistiklerinde sigortalı olarak gösterilmektedir. SGK'nın en son açıklanan 2017 Temmuz ayı istatistiklerine göre çırakların sayısı 198.710, stajyer ve kursiyerlerin sayısı ise 1.231.424 kişidir. Sigorta numarası da aldıkları halde staj ve çıraklık süreleri sigorta başlangıcı ve gün sayısı olarak dikkate alınmamaktadır. Çıraklık ve staj sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması konusunda çok yoğun ve haklı talep bulunmaktadır. Zira çıraklık ve staj süreleri emeklilik yönünden bir anlam taşımamakta, boşa gitmektedir. Çırak ve stajyer olarak çalışanların ellerine sigorta kartı ve sigorta numarası verilerek sigortalısın denilmekle birlikte çalıştıkları süreler emeklilikte hiç sayılmamakta, borçlanma imkanı da verilmemektedir. Halbuki 5510 sayılı kanunun 41. maddesine göre sigortalı olmaksızın askerlikte geçen sürelere, sigortalı olmaksızın doktora veya uzmanlık sürelerine, sigortalı olmaksızın yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirilmiş sürelere, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen sürelerine, sigortalı olmaksızın avukatlık staj sürelerine borçlanma imkanı verip emeklilik hizmetine sayarken fiilen bir çalışmaya dayalı çıraklık ve staj sürelerinin hizmetten sayılmaması açıkça haksızlıktır, eşitlik ve hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Anayasanın eşitlik ve adalet ilkelerine dikkat alınarak uygulamada yaşanan mağduriyetin giderilmesinin yanında mesleki eğitimin ve çıraklık eğitiminin özendirilmesine de katkıda bulunmak amacıyla çıraklık veya staj süreleri hizmete sayılmalı, geçmiş süreler için borçlanma hakkı verilmeli ve bu çalışmalar sigortalılık başlangıç tarihinde dikkate alınmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda kendi içinde çelişkili bir uygulama da yapmaktadır. SGK hem çıraklık ve staj sürelerini hizmetten saymayıp hem de kadınlara sigortalılık öncesi doğumlarını borçlanma imkanı vermez iken çıraklık ve staj döneminde yapılan doğumlara borçlanma imkanı vermektedir. Bu uygulama kurumun çelişkisini ve tutarsızlığını da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla hem staj ve çıraklık sürelerinin hizmete sayılmasına ve hem de kadınlara sigortalılık öncesi doğumlar için borçlanma imkanı verilmesine yönelik yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Ülkemizde milyonlarca işsiz bulunmasına karşın bugün işverenlerimiz aradığı vasıflı elemanları bulmakta güçlük çekmekte, hatta bazı mesleklerde bulamamaktadır. Bu itibarla mesleki eğitim ve çıraklık eğitimi çeşitli araçlarla teşvik edilmeli, nitelikli insan gücüne dönük eğitim sanayi işbirliği politikaları desteklenmelidir. Bunun için de çıraklık ve staj süreleri özellikle sigortalılık yönünden anlamlı hale getirilmelidir. Doğrudan genel kurul gündemine alınması önerilen kanun teklifimiz, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılmasını, geçmiş sürelere borçlanma imkanı verilmesini ve çalışmaya başlama tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınmasını öngörmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu kanun teklifine tüm partilerin gerekli desteği esirgemeyeceğini umuyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın beklentisi bu yöndedir. Stajyer ve çırak olarak çalışılan süreler boşa gitmemelidir. Senelerdir stajyer ve çıraklara yapılan bu yanlış, bu haksızlık artık son bulmalıdır. Staj ve çıraklık döneminde yapılan sigorta girişleri sigorta başlangıcı olarak kabul edilmelidir. Çırak ve stajyer öğrencilerin çalıştıkları süreler emeklilik hesabında dikkate alınmalıdır. Geçmişte çırak ve stajyer öğrenci olarak çalışılmış sürelerinde borçlanılmasına
imkan tanınmalıdır. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.